Merhaba sevgili izleyenler. Bir isyan programı ile daha karşınızdayız. Bu hafta konumuz çocuğa yönelik cinsel istismar. Biliyorsunuz sizin de ekranlarınıza geçiyoruz sık sık. Ama özellikle çocuğa yönelik cinsel istismar son dönemde çok sık karşılaştığımız bir şey. Sürekli gündeme alan bir şey. Özellikle sosyal medyanın devreye girmesiyle ve adli makamların belki de aksadığı için ya da eksik kaldığı için ancak adalet arayışının yeri olan işte adalet mekanizmasının bir yeri olan sosyal medya görüldüğü için oradan duyuyoruz biz bu haberleri. Nasıl faillerin serbest bırakıldığını, nasıl yargı mercilerinin ya da polislerin bu çocuk istismarcılarını kolladığını. Ama bunun yanında çok daha çarpıcı bir veri var. Bu hafta medyaya yansıyan verilere göre, Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre aslında 7 yılda çocuğa yönelik istismar davalarındaki mahkumiyet oranı %43 artmış durumda. Bu çok büyük bir rakam aslında 7 yıl için 2012'den 2019'a kadar olan süreçte. Biz biraz hem bu rakamın ne anlama geldiğini hem de çocuk istismarına nasıl bakıyor hem toplum hem aradaki işte öğretmenler olsun, aile olsun, polis olsun ilk başvurucu ya da sonrasında hukuki merciler olsun nasıl yaklaşıyorlar çocuk istismarı dosyalarına, neler yapılmalı, bunların hepsini İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Genel Sekreteri Çağla Bulut'la konuşacağız. Ekranlarınıza geçiyoruz. Çocuk istismarcılarının affına hayır diyorlar. Meclise çocuk Ceza mahkemelerinde çocukların cinsel istismarına yönelik suç ve karar sayılarında her geçen yıl yaşanan artış vahim tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Çocukların cinsel istismarı suçundan verilen mahkumiyet kararları 2019 yılında 2012'ye oranla %43 arttı. Resmi verilere göre ceza mahkemelerine gelen istismar dosyalarından yalnızca 2019 yılında toplam 15.651 mahkumiyet kararı çıktı. Ceza mahkemeleri çocukların cinsel istismar dosyaları ile dolup taşarken mahkumiyet kararları da 2012-2019 dönemleri arasında %43 arttı. Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre ceza mahkemelerinde cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar adı altında 2019 yılında açılan davaların %46,3'ünü çocukların cinsel istismarı davaları oluşturdu. Çocukların cinsel istismarı suçu 2019 yılında Türk Ceza Kanunu uyarınca açılan davalardaki toplam suç sayısının %0,8'ine karşılık geldi. 2019 yılında ceza mahkemelerinde açılan davalardaki suç sayısı son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 2012 yılında açılan davalardaki suç sayısı 17.589 olarak kaydedilirken, geçen yıl açılan davalardaki suç sayısı 22.689'a çıktı. Çocukların cinsel istismarına yönelik 2019 yılında açılan davalarda toplam 15.651 mahkumiyet kararı alındı. Adli sicil istatistiklerine göre bazı yıllarda çocukların cinsel istismarı suçundan verilen mahkumiyet kararı sayısı şöyle. 2012 yılında 10.891 mahkumiyet kararı, 2014 yılında 13.968 mahkumiyet kararı, 2016 yılında 12.455 mahkumiyet kararı, 2018 yılında 13.894 mahkumiyet kararı, 2019 yılında 15.651 mahkumiyet kararı. Çocukların cinsel istismarı suç ve karar sayılarının coğrafi bölgelere göre dağılımında Marmara bölgesi öne çıktı. Bu suçtan en çok mahkumiyet kararı alınan bölge 5.157 ile Marmara bölgesi olurken 2.437 mahkumiyet kararı ile Ege bölgesi ikinci sırada yer aldı. Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde çocukların cinsel istismarı suçundan alınan mahkumiyet kararı sayılarının ise sırasıyla 2.205 ve 2.272 olduğu bildirildi. Doğu Anadolu'da 696, Güneydoğu Anadolu'da ise 1.216 oldu. 13 yaşında evlenebilir diyenlere, itaat etmiyoruz. 13 yaşta çocuk doğursun diyenlere, itaat etmiyoruz. Çocuklarına süper kadın diyenlere, itaat. Yeniden merhaba sevgili izleyenler. Yayınımızda bizimle beraber İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Genel Sekreteri Avukat Çağla Bulut var. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Biz programı şeyle açtık, bu Cumhuriyet Gazetesi'nin haberiyle aslında Adalet Bakanlığı'nın verilerine ilişkin, o da 2019 yılında 2012'ye kıyasla %43 bir artış olduğuna dair çocuk istismarı davalarında. Bu veriyle açtık. Ben biraz, hani siz bu konu üzerine çalışan hem birim olarak hem de avukat olarak bu konu üzerine çalışıyorsunuz. Bu artışı nasıl yorumladığınızı sormak istiyorum. Çünkü son dönemde bizim de en çok karşımıza çıkan örnek haberlerden bir tanesi bu. Hani
açıkçası böyle 2-3 haftada bir biz çocuk istismarı haberi üzerine bir tartışma dönüyor kamuoyunda. Sanki artıyormuş gibi bir hissiyat var ama bu vakalarda mı artış var yoksa medyaya yansıştı mı? Yani bununla ilgili bir algı mı oluştu işte ve hassasiyet mi oluştu? Sizden dinleyelim. Şu an sayılar anlamında bir artış var ama biz geçmiş zamanda da bu kadar vakaların fazla olduğunu düşünüyoruz. Şu anda insanlar daha bilinçli, yani gene yeterli değil ama adli mercilere daha olayları yansıtıyorlar. O yüzden aslında vakalar artmış gibi gözüküyor. Halbuki geçmiş zamanda da vakalar fazlaydı. Ama şimdi insanlar bilinçlendikçe direkt adli mercilere daha kolay yansıyor. Hani vakalardaki artışı bu şekilde yorumlayabiliriz. Yoksa geçmişte de gene fazlaydı. Sadece bu kadar yansımıyordu diyebiliriz aslında. Sosyal medyada falan da çok daha fazla paylaşılıyor aslında bunlar. Evet, o da bayağı bir etkili. Sosyal medya ve kamuoyu oluşturulması. O yüzden de aslında daha çok görüyoruz. Fazlaymış gibi geliyor. Çünkü eskiden bu kadar işte hem sosyal medyanın gücü şu an çok fazla. Eskiden bu kadar işte Twitter, Instagram bu kadar yayılmıyordu. Bu kadar kolay bir şekilde hem de. Şimdi onun gücü de yaslanmaz şekilde var. O da etkiliyor tabii ki de. Hani duyurma anlamında, kamuoyu oluşturma anlamında. O yüzden vakalar daha fazlaymış gibi yansıyor aslında. Buna bağlantılı şeyi de öğrenmek istiyorum ben. Ailelerin tutumunda acaba bir değişiklik oldu mu? Çünkü hani istismar davaları her cinsel şiddette olduğu gibi aslında çok böyle bir tabu çerçevesine gidiyor ve hani geleneksel olarak da kol kırılsın, yer içinde kalsın gibi bir algı da yaratabiliyor çoğu zaman. Yani geçmişte en azından bu şekilde tartışıyorduk. Hem çocuğa yönelik de hem de normal kadına yönelik şiddet üzerinden bahsettiğimizde. Şu an hani ailelerin daha açık işte bunu tartışmaya, adaleti istemeye daha açık olduğu söylenebilir mi? Ya da bu tabunun çok daha dışına çıkmış olduklarını söyleyebilir miyiz? Yani gene eskiye göre daha çıkmış olduğunu söyleyebiliriz ama yine hala anlayış devam ediyor. İşte kendi aralarında çocuğa inanmama. Bunu sadece ailede görmüyoruz zaten. Hani çocuğun istismara uğradığını söylemesi çok büyük cesaret isteyen bir adım aslında. Ancak bunu söyledikten sonra karşılaştığı tutumlar insanların ailesinden, en başta ailesinden ya da öğretmeninden adli makamlara kadar hep aynı şey işte çocuk işte yani acaba yalan mı söylüyor, acaba hayal ürünü mü, acaba duymuş mu gibi yorumlar yapılıyor. Hani eskiye nazaran daha iyi diyebiliriz belki işte çok fazla artık insanlar daha öfkeli çünkü daha bilinçli. Eskiye nazaran ailelerin tutumu daha iyi diyebiliriz ama yine temeldeki problem çocukların yanlış yetiştirilmesi tamamen. Yani çocuğa birey gibi davranılmayışı. İşte çocuktur o anlamaz. Ya da o unutur. Hani temel anlayış aslında çocuk istismarındaki temel sıkıntı ailelerin yanlış çocuk yetiştirmesi. Oradan başlıyor. Tüm birimlerdeki aksaklıklarla da işte devam ediyor yani sıkıntılar. O şekilde ilerliyor aslında. Temel gene ailede. Peki hani gönül artışının rolünden biraz bahsettik ama hani toplumsal rolünden bahsettik. Ben biraz yargının rolünü soracağım. Hani bu işte 2012'den 2019'a 7 yıllık bir süreç. Belki işte AKP iktidarı alsak bu da 17 yıllık bir süreç bir yerden de. Nasıl değişti yargı? Nasıl işliyor çocuk istismar davaları, dosyaları söz konusu olduğunu hem soruşturma hem kovuşturma açısından aslında soruyorum. Ya aslında yargıyı neredeyse korkunç şekilde yorumlayabilirim çünkü şöyle oluyor aslında çocuk istismarları dosyaları çocuk izlen merkezi dediğimiz hastanelerin içinde yer alan bir kurum demeyeyim de bir yer var. Bu da çocuklar sadece burada dinleniyor. Yani bunun kurulmasının amacı şuydu çocuk o travmasını tekrar tekrar yaşamasın. Sadece bir kez anlatsın. Anlattığı zaman da böyle canlı bir oda var. İçinde de çocuğun oynayabileceği oyuncaklar vesaire, kendisine rahat ettirebilecek eşyalar var. Çocuk pedagog eşliğinde, konuşma, sohbet eşliğinde olayı anlatıyor. Biz de çocuğun avukatı ve savcı da çocuk onu görmeyecek şekilde canlı odanın diğer tarafında kulaklıklarımızla odayı dinliyoruz. Sorularımız olursa pedagogun kulaklıkla pedagoga söylüyoruz. Pedagog çocuğa soruyor vesaire. Buradaki amaç çocuğun o travmasını bir kez anlatması ve bir daha da adliyede tekrar tekrar işte onu anlat, bunu anlat, bununla tekrar mağdur olmaması.
Ama gelelim ki yani yargıda buna rağmen çocuk izlem merkezinde ve bu çocuk izlem merkezindeki kayıtlar hani ses ve görüntü olarak kaydediliyor. Hani hakim bunu izleyebilir. Ancak buna rağmen çocuk izlem merkezinde ifade alınan çocuğu hala hakim, başka hatta savcı tekrar önüne çağırabiliyor. Hani bunu mesela karşılaşıyor. Çok büyük bir sorun. Onun dışında çocuk daha sonra konuştuğunda bile işte hayal ürünü olabilir. İşte çocuğun beyanlarına çok gerçekçi yaklaşmıyorlar. Ve hani çocuk hakim olmalarına rağmen. Ha, eskiden bu çocuk mahkemelerinde bakanlar eğitim alıyorlardı. Çünkü sadece çocuk mahkemelerinde bakıldığı için. Çocuklara ilişkin psikolojileri vesaire anlamında. Ancak şu an zaten hani yargıda bugün çocuk mahkemesinde başkansanız yarın size başka yer atabilirler. Ya da çocuk mahkemesine üye olacak kişi hukukta hakimdir, gelmiştir. Hani hiçbir şekilde artık o şekilde eğitim vesaire de verilmiyor. Çünkü her an başka bir yerde olabilirsiniz tayin nedeniyle. Onun dışında mesela burada zaten genel cinsel davalardaki sıkıntı sadece mağdurenin beyanı olduğu, hani bu suçlar yapısı itibariyle tanık olmayan, hani kimsenin olmadığı yerlerde işlenen suçlardır. Ve istismar dosyasında da genel sorun sadece genelde çocuğun beyanı. Beyan dışında başkaca bir delil olmaz. Ancak biz bu beyanı değerlendirirken hakimin bu beyana hani çocuk çünkü... Yani savcı için aynı şey geçer ilk başta. Savcı dinliyor çocuk. Daha sonra dava açılıp hakim dinliyor çocuğu. Çocuk işte cinsel organını, olayın şeklini vesaire kendince tanımlar. Yani tüm masumluğuyla yani çocuk bizim tabir ettiğimiz gibi cinsel organını tabir etmez. Mesela bu tarz cümlelerden çocuğun doğru söyleyip söylemediğini bir bizde takdir yani hakimlerde takdir etkisi oluşabilecekken hem de ciddi anlamda. Hani yine de acaba hayal ürünü mü? Şeklinde yaklaşıyorlar. Ya da mesela rapor alınıyor pedagogdan. Hani çocuk işte doğru söylüyor mu gibi, hayal ürünü mü gibi. Pedagog raporları çok bilimsel değil. Genelde sadece işte çocuk olayı algılama yeteneğine haiz tarzı çok basit bir tabir kullanıyorlar. Halbuki çocuğun ölçüt bazlı işte hem tavırları olabilir, hem cümleleri ölçüt bazlı gidilmeli, ifadelerin o şekilde yaklaşılmalı. Hani o mesela raporlarda atıyorum çocuğun bir cümlesinden doğru olabileceğini, nasıl çıkarıldığını hani bilimsel sebeplere dayanması gerekirken direkt hani dümdüz basit rapor veriliyor. Hani bir takdir, hiçbir yetkisi aslında hiçbir anlamı olmayan bir rapor. Onun dışında dediğim gibi hani çocuğun en başta ya da çocuk daha en başta başlıyor. Hem aileye anlatılmıyor, aileyle paylaşılmıyor. Aslında aileye söylemek istiyor ama hani aile dinlemiyor. İşte tamam bir dakika dur, bir dakika sus bilmem ne çocuğa çok fazla değer veriliyor. Oradan başlıyor. Daha sonra çocuk genelde biz çocuk okulda rehber öğretmenini anlatıyor genelde bu olayları. Ona güven duyduğu kişi olarak. İşte rehber öğretmeni de müdüre söylüyor. Bunu artık adli mercilere bildirmek zaten yükümlülüğü. Hem öğretmenin hem biz vatandaşların ihbar yükümlülüğümüz var. Buna da uymazsak suç TCK kapsamında ve hapis cezasıyla müeyyidesi hapis cezası. Ancak rehber müdürün kendi aralarında durumu çözdüklerini görüyoruz. Hiçbir şekilde bize adli makamlara yansıtmadığını. Ya da aileyi ilk başta söyleyip ailenin kendi arasında çözdüğünü. Hani çocuk yani toplumsal bir sorun bu ve hepimizin aslında iç içe olduğu bir durum. O yüzden hepimiz aslında görev düşüyor. Ama daha dediğim gibi ailede temelde sıkıntı başlıyor. En üst makamlara çıkana kadar. Onun dışında ben bu anlattıklarım hani infazına kadar. Karar kesinleşti adam için, karşı taraf için konuşuyorum işte sanık için. Bir ceza aldı. İnfazında da ben sıkıntılar olduğunu kanaatimce düşünüyorum. Çünkü o suçtan ceza alan kişinin işte yatarı, kaba tabirle yatarı az olduğu için çıktıktan sonra yine aynı suç işlediğini görüyoruz. Bunun da sebebi cezaevlerinde ıslah edici, eğitici yani eğitimler ya da işte neyse hiçbir şey yok. Islah etmeye sadece hani özgürlüğü kısıtlanıyor. Suç bazlı bir ıslah edici bir tedbiri önlemi yok. Cezaevlerinde. Bunu da etkilediğini düşünüyorum. Çünkü mesela önümüze gelen vakalarda şöyle bir gerçekten hani tüyler ürperici bir ifadeyle karşılaşmıştık. Haberlere de yansımıştı hatta. Cinsel istismardan dolayı tutuklanıyor. İşte yatıyor. Sonra çıkıyor.
yeniden küçük birini kaçırıyor ve yeniden istismar ediyor ve ifadesinde şunu söylüyor, cinsel ihtiyaçlarım var, yaşı büyük bir kadını, kadına yönelmem çok zor olduğu için küçük bir çocuğu kaçırıp cinsel olarak istismar ediyor. Hani bu çok korkunç bir ifade. Yani. O yüzden dediğim gibi... Cezasızlığı gösteriyor sanki biraz da yani. Efendim? Cezasızlığı gösteriyor sanki biraz da hani. Aynen öyle, o da var. Çünkü infaz kanununda cezalar mesela TCK'da işte 20 yıllar, 25 yıllar yazıyor. Ama infaz kanununa baktığımız zaman işte cezanın 2/3'ünü, 1/3'ünü yatar. İşte kalanını açık cezaevinde tamamlar vesaire. Yani o yüzden hiçbir zaman yani tabii ki de biz karşı tarafı da gözetmemiz lazım cezalar anlamında. İslah etmesi lazım. Onun özgürlüğüne kavuştuğunda yeniden bir hayat olduğu. Hani bunlar da gözetilmeli ama hani çok çok az bir yatarı olunca karşılığının ister istemez suçlularda da o şekilde bir algı oluşuyor sanıyorum ki. O yüzden yani en baştan beri her şey sıkıntı. Ben aslında burada biraz da bize düşen görevi de sormak istiyorum. Yani sonuçta özellikle hukukçu olduğunuz için zeminiz biraz daha farklı biz gazetecilerden ama benim genelde işte bu daha özellikle bu isyan programını yapmaya başladığımdan beri her istismar dosyasını konuştuğumda aile ya da avukatlarla şunu hep açıklamak zorunda kalıyorduk, ifşa kısmını. Çünkü işte bir çocuğa istismar dosyası olduğunda hemen bir gizli kararı getiriliyor dosyaya. Mesela bu çoğu zaman hani Türkiye'de bir dosyaya gizli karar getirilmesi direkt kötü olarak algılıyor. İşte sansür, kapatılmaya çalışılıyor vesaire gibi algılıyor. Ama bazı hukukçular bunun işte çocuğun kimliğinin korunması, ifşa olmaması gibi sebeplerle gerekli olduğunu söylüyorlar. Siz medyanın bu çocuk istismarı haberlerine, bu dosyalara yaklaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani özellikle sizin bulunduğunuz pozisyondan biraz çocuğu da yani çocuğu koruyan pozisyondan aslında medya nasıl yaklaşıyor bu dosyalara? Bunları ya da bu dosyalara işte diğer erkek şiddeti dosyalarında yaklaştığı gibi yaklaşabilir mi yoksa ekstra bir özen mi gerekiyor? Şöyle zaten çocuk mahkemeleri direkt gizli yürütülüyor. Ekstra bir gizli kararı olmuyor. Direkt gizli. Biz avukatlar bile izleyici seyirci olarak katılamıyoruz çocuk olarak hiçbir şekilde. Bu böyle de olması gerekiyor. Çünkü çocuğun üstün yararı ilkesi gereği çocuğun o şekilde hani diğer kadın şiddeti davalarında olduğu gibi çocuğun aslında ifşalanması yanlış bir şey yani. Çok doğru bir şey değil. Ama medyada duyurulması da iyi anlamda çocuğun kamuoyu baskısı oluyor. O yüzden o anlamda iyi. Ama bu şekilde işte handikapları da var. Ama medya daha çok şey bizim davalarımızda hani işte bir fotoğraf çekelim bir koyalım en azından arkası gözüksün çocuğun yüzü gözükmesi falan bu şekilde hani karşılaştığımız oluyor ama ben tavsiye etmiyorum. Genelde yani velayet hakkı olan anne ve baba da tabii bunu karar verecek ama ben onlara yani avukat olarak bunun hani doğru olmayacağını, çocuğun hiçbir şekilde gözükmemesi gerektiğini hani medyayı kullanılacaksa da hani fotoğraf, ifşanlık, kimlik olarak değil de hani direkt olay bazında ancak yayınlanması gerekiyor. Ama hani medyada da işte bilmiyorum bu konu sizi ilgilendiriyor mu sansür. Ensest ilişkilerde çok medyaya duyurulmuyor. Bizim öyle bir dosyamız vardı. Dedesi çocuğu torununu istismar ediyordu. Çok yayınlatamadık mesela. Öyle bir sıkıntı da olmuştu. Onu tabii gene hani çocuğu ifşa etmeyecek şekilde yayınlanacaktı ama anne daha çok konuşacaktı ama o şekilde gene onu da mesela yayınlatamadık. Yani hem medyanın gücü yatsınamaz ama hem de yani kontrollü şekilde yapılması gerekiyor. Çocuğun hiçbir şekilde kimlik bilgilerinin vesaire yer almaması gerekiyor. O şekilde. Sonuna gelmeden önce şeyi de hatırlatmak istiyorum ben. Yakın zamanda yine başka bir dosya olmuştu. İşte baba, yani biyolojik babası çocuğun işte uzun süre istismar ediyor. Uzun büyük bir ceza alıyor. Ceza aldıktan sonra işte üst mahkemeye gidiyor karar. Ve tahliye, yani üst mahkeme Yargıtay bozuyor cezayı deli yetersizliğinden. Burada 60 küsur yıl gibi bir ceza. Ve sonrasında da tahliye ediyor ve tahliyeyi tarafları bildirmiyor. Dolayısıyla bu işte erkek yani fail eskiden çocukların yaşadığı yere gidiyor ailesi işte o çocukları
aramak için. İşte ailede bu şekilde öğreniyor. Mesela bir, bu tarz örnekler var aslında karşımıza çoğu zaman. Ben o yüzden şey kısmı tekrar bir altını çizmek için soruyorum. Hani cezasızlık boyutu nedir diye. Çünkü kamuoyuna yansıyan davalarda çok düzgün gidiyor gibi görüyoruz aslında. Hani hemen işte geldik, müdahale ettik, çocuğa aileye destek olduk, bakın tutukluyoruz falan gibi. Ama o kadar çok dava var ki çoğu zaman görmediğimiz arka planda başka türlü gidiyor. Yani bu aşamada mesela yargının işte üst şeyin yani üst mahkemelerin olsun, savcılıkların olsun ya da işte ilk derece mahkemelerin olsun refleksi nasıl? Yani bizim erkek yargı dediğimiz şey, hep eleştirdiğimiz bu erkek yargı dediğimiz şey çocuk söz konusu olduğunda aynı şekilde işliyor mu peki? Tam hemen neredeyse aynı şekilde işliyor diyebiliriz. Çünkü dediğim gibi yargıda zaten çok sıkıntı. Evet, medyaya, kamuoyuna o şekilde yansıyor ama mesela bizim bir dosyamızda işte 80 yaşında, 80 mi 70 mi adamın yaşı olduğu için ceza almasına rağmen tutuklanmadı. Hani maalesef bu şekilde şeylerle karşılaşıyoruz. Yani cezasızlık var. Hem zaten direkt kanunlarımızdan, infaz kanununda zaten belli bir oranını kapalı cezaevinde yatıyor sanık. Hem de bu şekilde usulü nedenlerden dolayı bir cezasını tam olarak almama sorunluğuyla karşılaşıyoruz. Hem de direkt en başta zaten hakimlerin, savcıların tavırlarından ötürü sıkıntı oluyor. Zaten aile de çok yoruluyor. Bu süreçler çok uzuyor mesela. Aile de çok yoruluyor. Ya da direkt aile içinde oluyor. Hani çocuğu mesela savcıyı dinletiyoruz. Hani çocuğun bir yere gitmesi lazım. Mesela çocuk esirgeme kurumuna vesaire yerleştirmesi lazım. Ama savcı hani inatla ailesinin yanına yolluyor mesela. Atıyorum aynı apartmanda işte amcası vesaire yapmış diyelim. Çocuğu mesela talep etmemize rağmen savcı yine evine yollayabiliyor. Hani çok fazla özenli yürütülmüyor. Yani ya da işte nöbetçi savcı çıkıyor. Mesela çocuk yani şey olarak bakıyor dosyayı. Sadece bir dosya. Ben burada ifade alacağım ve gideceğim. Hani bana ne? Saat geçti. Hani bu şekilde bakılıyor dosyalar yani. O yüzden gerçekten yargının geldiği durum çok şeydi ya da nasıl diyeyim mesela bakanlık müdahale oluyor dosyalara. Sadece bir fix yani dilekçe veriyor. Dilekçe de müdahale talepli dilekçe ama dost davaları takip etmiyor. Yani kadın şiddeti davalarında da biz bunu görüyoruz. Dosyayı asla takip etmiyorlar. İşte biz bir rica minnet işte bakın avukatını arıyor. İşte lütfen bu celse önemli ne olur gelin hani. Siz de beyanda bulunun. Dosyadan bir haberler. Tabii hani onların da belki gerekçeleri vardı. Çünkü çok fazla dosya var. Her dosyaya müdahale oluyorlar ama hiçbir şey yapmıyorlar. Hani o yüzden bunun beraber yürümesi lazım. Yine avukatlar da aynı şekilde hakim çocuğu dinlemesi hemen tekrar dinletiyor. Avukata söylüyorum hani şu an bu yaptığı yanlış hukuksuzluk hani beyanda bulunun lütfen. Hani avukat da ya işte avukat hanım falan deyip hani ciddiye almıyor. O yüzden yani işlemeyen bir şey var. Herkes kendi yani çok umurlarında olmuyor açıkçası. Çok önemsemiyorlar. O yüzden hepsi birbirini etkileyerek gidiyor. Bir zincir yani. Hepsinin aslında bir düzgün çalışsa, bir yerde bir noksanlık olmasa aslında kanunlarımızda gayet cezalar falan aslında yüksek. İşte infaz kanunu ben ayrı tutuyorum. Ama onun içinde TCK'da falan şeyler yüksek suç cezalar. Ancak işte uygulayıcılarımızda sıkıntı var yani. Yoksa yani en iyi kanun bile kötü uygulayıcının elindeyken işte adalet sağlanmıyor maalesef. Son olarak biraz daha hani neler yapılabilir üzerinden soracağım. Yani bu davaların, bu dosyaların bir cezası oluşturmaması için nasıl ele alınması gerekiyor? Bir aşaması bu. Yani kolluk olsun, soruşturma savcısı ya da kovuşturma sürecinde olsun. İkincisi ise aileler ne yapabilir? Nerelere başvurabilir? Siz merkez olarak nasıl bir destek de sunuyorsunuz? Öncelikle bu tarz dava, yani bu şekilde istismar olaylarına olmadan önce işte ailelerin bu çocuktur anlamaz, bu çocuktur unutur. Bu tarz bir anlayışı bırakmaları, çocukla her türlü, yani çocuğun başı sıkışsa neyse destek olucu ailesinin olduğunu gerçek anlamda bilmeli. Aileler çocuklarıyla her şeyi konuşabilmeli, erkek kız ayrımı yapılmamalı, işte cinsellik tabu olarak görülmemeli. En başta temelde bu eğitim düzgün verilirse hani bu suç oranları çok çok düşer. Hani temel buradan başlıyor. Onun dışında böyle bir olay ortaya çıktığı zaman rehber öğretmenlerine anlatıyorsa çocuk, genelde öyle oluyor çünkü küçük olduğu için. Onun süreci düzgün yürütmesi lazım. İşinin peşinde olması lazım. Müdürler, öğretmenler. Onun dışında kolluğa gittiyse kolluğun işi
sahiplenip hani aman işte benim mesaim bitecek tamam işte bir saat geçti hani, bu şekilde bakıp değil de cidden hani bu bizi de ilgilendiren bir sorun, toplumsal bir sorun sonuçta. O şekilde bakıp işini tüm yükümlü, hepimizin yükümlülüğü bu arada, yükümlülüğünü yerine getirmesi lazım. Zaten devletin Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme gereğince yükümlülüğü var. Hem bu çocuk bunların oluşmaması için, oluştuktan sonra süreci düzgün yürütmesi için. Onun dışında gene hakim, savcı, avukatların da bu konuda hani eğitimli olmaları, daha özen göstermeleri gerekiyor. Aileler ne yapabilir? Aileler de direkt hani polise polise de gidebilirler. Zaten ifadeyi savcı almak zorunda kanun gereği. Savcı olmadan sadece kolluk ifadeyi alamaz. Polise gidebilir, mahkemeye gidebilir, adliye gidebilir şikayet bulunmak için. Bulunduktan sonra zaten savcı ifadesini alıyor. İfade alındıktan sonra da davası açılıyor. Zaten bizi ekstra İstanbul Çocuk Hakları Merkezi'ni arayıp böyle bir dosyam var, siz de takip edebilir misiniz diye talepte bulunabilirler. Böyle bir taleple biz bağlıyız. Talep geldikten sonra tabii resmi olarak işte baroya vesaire o evrak süreçlerini anlatmıyorum. O talep geldikten sonra kabul edilirse biz dosyaya müdahalelik talebinde bulunuyoruz müdahale olmak için. Ancak genelde merkez olarak bizim müdahalemizi kabul etmiyorlar. Bizim çünkü bir suçtan zarar gören konumumuz yok gerekçesiyle. Ama biz yine de kabul etmeseler bile biz davaları takip ediyoruz. En azından merkez adına beyanda bulunuyoruz. Hani hakime, savcıya baskı yapmak anlamında, iyi anlamda. O şekilde yapabilirler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir isyan programının daha sonuna geldik. Başka bir programda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.